Türk savunma sanayi Akıncı ve Aksungur gibi yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip silahlı insansız hava araçlarını güvenlik güçlerine kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Akıncı ve Aksungur uçuş testlerinin ardından atışlı testler gerçekleştiriyor. Her iki araç da milli mühimmatlarla operasyon sahasına hazırlanıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur, ilk atış testini Teber Güdüm Kiti ile gerçekleştirmişti. Bu testle birlikte daha önce F-16 uçaklarına entegre edilen ve kullanılan Teber Güdüm Kiti ilk kez İHA ile atılmış oldu. Aksungur ayrıca Roketsan tarafından üretilen yerli mini akıllı mühimmat MAMLE ile test uçuşu gerçekleştirdi. Aksungur ilk kez 12 adet MAMLE ile tam mühimmatlı olarak 20.000 feet irtifada 28 saat uçtu. Aksungur son testinde ise Sinop'ta kanatlı güdüm kiti ile atış gerçekleştirdi. Bu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu. Ve envantere giren bir ürün tabii ki bir SİHA, İHA sadece uçan bir platform değil. Onun üzerine koyduğunuz ürünler, onun oluşturacağı kabiliyetler ve onun harekat alanında, savaş alanında oluşturacağı etki taşıdığı yükler ve kabiliyetlerle ilgili. Yeni bir haber olarak yine Aksungur İHA'mızdan kanatlı güdüm kitimizi sırada test ettik. Aksungur, kesintisiz çok rolli istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yapabilecek. Aksungur, 750 kilogramlık yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde Teber 81, Teber 82, Lumtas, MAMLE, Cirit, MAMCE, HGK-3, KGK-82 ve minyatür bomba gibi mühimmatları kullanabilecek. Aksungur'un son atış testinde kullandığı kanatlı güdüm kiti, mevcut güdümsüz 1000 librelik MK-83 ve 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviriyor. Böylece mevcut bombalara her tür hava koşulunda 100 kilometrenin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılıyor. Bu da hava aracının tehlikeli bölgelere yaklaşmadan güvenli şekilde görevini tamamlanmasını sağlıyor.